Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi aleyhi ve sahibi ve sellem. Bu konuşmamda sizlere Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 15 üyesinden biri olan Halis Aydemir denen şahsın dalaletlerinden birini daha serdedeceğim. Bundan evvel 8 videom var. Bu usta yani konuşmam var. Sohbetlerin içinde yaptığım konuşmalardan çekilmiş. Özel onları oturup video çekmemiştim. Sadece bunda özel yapacağım. Şimdi sohbetin arasında artık adını çok geçirmek istemiyorum. İnsanlar da diyorlar ki ya bu adamları bize anlatma. Ya, ama tabii ben bu işin ehli olanlara beyan etmem gerekiyor. Zaten ayet bile olsa aklımızla reddederiz. Sözünü naklettim kendi sesinden. Zaten hadisler sahih de olsa hüküm ifade etmez diye sünneti tümden inkar ettiğini naklettim, reddiyesini yaptım dakikalarca kendi sesinden. İşte İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili bütün ayetleri, hadisleri okuyor, sahih diyor. Ondan sonra yine de ben şüphedeyim. Bu böyle olmaz, şöyle olmaz diye milleti nasıl dinden şüpheye soktuğundan vesaire. 8 tane busta video. Bu adamı savunmaya kalkanlar lütfen orada dinlesinler ve kendi sesindeki videoları da ben siteme atmış idim. Şimdi yine bir konuşmasında 26 dakikalık bir videosu vardı. Ben onu reddi yapmıştım, onu çözümlemiştim. 23. dakikasında zaten Mehdi falan inkar ediyoruz, hepsini inkar ediyor falan. Oradaki mesele de diyor ki Mehdiyet'in onlar kökenli olduğu, yani Mehdilik işi Şia'dan çıkmış diyor. Ne alakası var? Sahih Müslim'de hadis-i şerif var ve imamüküm müküm. İmamınız sizden olacak, İsa Aleyhisselam arkasında kılacak dediği İmam Hazreti Mehdi. Ondan bahsediyor. Ebu Davud'da açıkça feynefi halifetullahil Mehdi. Ebu Davud'da kesin Mehdi olarak söylüyor. Babasının adın efendim Abdullah olduğunu, kendisinin adı benim adıma olacak Muhammed olduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen ne konuşuyorsun? Yani bu nereden Şia'dan gelecek? O zaman Ebu Davud'a Şia'dan girdi, Müslüme Şia'dan girdi. Din mi kaldı ya? Ehl-i Sünet mi kaldı senin? Bu kadar hassas olan muhaddislere nasıl bu iftirayı atıyorsunuz? Şialıktan geldi diyor bilmem ne. Tasavvuf elini işte Sufiye diyor. Şimdi bu Sufilik diyor, Sufilik. Sufilik tasavvuf ehli. Şimdi bu tasavvuf ehli de diyor, bunlar diyor işte çok bozukturlar diyor bilmem ne. İmamiye, Şia bile diyor tasavvuftan çıktı diyor. Haşa ve kella. Tasavvufun ilk telaffuz edenleri falan. Cüneydi Bağdadi, Şibliler, Serî Sekatiler, Maruf-u Kerhiler. Ne alakası var bunların Şia ile İmamiye itikadıyla ya? Tamamen Ehl-i Sünnetli imamlar. Bunlar diyor, sofilikte diyor şahıs bazlı din anlayışı var. Ne demek yani? Tasavvufu söylüyor, sofilik diyor. Ondan sonra işte şahıs yönetiminde olmayan kimseler başıboş kalır, dini yaşamakta yetersiz kalır diyor. Bilmem ne, onlara göre öyle. Bize göre nasıl? İslam'a göre nasıl? İlla bir mürşide bağlanmak, şeyhe bağlanmak anlamında söylemiyorum. Bir insan kendi başıma Kur'an'dan, mealden takılırım, ona göre de yaparım. Manaya göre takılırım, bir 5 vakit kılmam, dua yaparım, abdestsiz dua yapabilirim. Bilmem ne, namazlar yüzümü... mealden mi din öğrenecek? Neymiş diyor? Şahıs bazlı din inanışı var. Şahıs yönetiminde olmayan kimseler başıboş dini yaşamakta yetersiz kalacaklar. Tabii de, dini yaşamakta yetersiz kalacak. Bir hocadan, okumadan... Efendim ilmi halini, abdestini, kuşlunu öğrenmeden kim İslam'ı yaşayabilir? Vebtegûle'l vesile, sizi Allah'a kavuşturacak vesile arayın. Bu Allah'ın ayeti değil mi? Ülâkelezine edmûn vebtegûle ilâ rabbîl vesile. Melekler bile Allah'a vesile arıyor. Bu ayet değil mi? Fes'elû ehle zikrin kuntum lâ te'alemûn. Siz bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bak zikir ehline, ilim ehli deniliyor. Zikir ehline sorun. Bu ayet değil mi? O zaman herkes anasından doğma öğrenmiş mi doğuyor? Ledün ilmi mi verilmiş herkese? Allah diyor sorun. Velev raddu ile ila ulil emri mu'alim ila Allah ve ila Resulü. La'alimü'llezine yestenbitune minhum. Allah Teala ne buyuruyor? Yine ayet-i kerimesinde velev raddu ile Resulü ve ila ulil emri minhum. Eğer peygamberime sorsalar, o hayatta değil şimdi. O zaman içlerindeki ilim ehline, yetkili ilim ehline, fıkıh ehline, zikir ehline, öbür hayatta zikir ehli diyor. Ayet okuyorum hep bak. Onlara sorsalar, istinbat sahibi, içtihat sahipleri bilirdi, müşkillerini halleder, sorularının cevabını verirdi diyor. Şimdi adam diyor ki birine bağlanmadan yetersiz kalırsın. Tabii ki çocukluğumuzdan beri mutlaka birinden elifba öğrendik, birinden Kur'an öğrendik, birinden talim tecvid öğrendik. Sayarsam sana dünya kadar çarşaf liste çıkarırım. Bir kişiden de hepsini öğrenemiyorsun. Hepsine binabinden öğrendik. İlmi hali şundan öğrendik. Evet, zikir şeyini Mahmut Efendi Hazretleri öğrendik. Her şeyin bir üstadı var. Şimdi bak. Lafa bak şimdi. Ne söylüyorsa diyor, şeyhin diyor şimdi. Tabi ne söylüyorsa bir hikmeti var, ne yapıyorsa. Hatta menkıbelerle onların yaptıkları görünürde yanlış şeylerin bile tolere edilmesini, zira onların aslında bilmediğimiz hikmeti falan, yani o kadar ucu açık veya makası açık menkıbelerle işte şimdi diyor. Yani ne demek istiyor mesela? Şerata uymayan bir şey de söyleser yapacaksın. Hangi tarikatta bu var? Bu sapık tarikatta da var. Ehl-i Sünet tasavvufunda böyle bir şey var mı? Cüneydi Bağdadi ne diyor? İlmuna haza mukayyedun bil kitabı ve sünnet. Bizim bu ilmimiz kitapla, sünnetle kayıtlıdır. Kur'an sünnete uymayanı atarız diyor. Zuhurat, keşif hiçbir şey kabul etmeyiz diyor. İmam Rabbani bizim tarikatımız olarak konuşalım. Nakşibendi'nin müceddidi diyor. Mektubat dolu. Bir insan havada uçsa diyor, denizin üstünde yürüse diyor, zerre kadar şeriatın zahirine, Allah'ın hükümlerine, emirlerine, yasaklarına muhalefeti varsa onun hiçbir şey keramet değildir. Hepsi istidraçtır. Şeytan onu kandırıyor diyor. Sen nasıl diyorsun ki bunlar efendim ne yapıyorsa yanlış şeylerin bile bak yanlış şeyler bile tolere edilirmiş. En yakında Mahmut Efendi Hazretleri 50 senem yanında geçti. Ne diyor bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4000 sünneti var. 4 sünneti bile terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın. Şimdi yani bu adam nasıl affedersin kadına namereme bakacak ya? Yanlış şeyler. Ki 4 sünneti terk etse ne olacak? Sünneti terk etse farz gibi, vacip gibi cezası, ikabı yok. Hele ki müekket sünnetler değilse faziletli ameli terk etmiş olur. Diyelim. 4 sünneti diyor. Sen diyorsun yanlış şeyler bile yapsa. Ya 4 sünneti terk etsen beni bırakın diyor. Yanlış şey nasıl yapacak? Yani hani masumdur anlamda söylüyorum. Diyelim bir yanlış şey yaptı. Sana hiç 4 sünneti terk etsem beni terk edin diyen insan yanlış yaptığımı görürseniz de tolere edin der mi ya? Sen niye çuvallama yapıyorsun? Herkesi bu potanın içine koyuyorsun. Niye istisnası müstesnası var demiyorsun ya? Bu kadar Türkiye'de milyonlarca tarikat tasavvuf ehli var. Dünyada efendim 100 milyonlarca diyorum. Hindistan'ın, Pakistan'ın bilmem nesi, bir Nakşibendiye'nin milyonlarca, bir Çeşdiye'nin milyonlarca. Her gün kabrine akın ediyor. Mevlid gününde 3 milyon toplanıyor Muhyiddin Çeşti'nin mesela. Abdülkadir Geylaniler, radıyallahu anh ve Muhammed Rifailer, Şazeliler. Yani şimdi sen burada milyonlarca Müslüman var burada ya. Hem de hep ilim ehli, takva ehli insan, özde insanlar. Hep Kur'an'ın sünneti yaşayan insan. Bozuk tarikat yok mu? Var. Çok mu? Çok. Ben de onlara reddiye yapıyorum. Fatih Nurullah ben de reddiye yaptım. Öbürüne ben de reddiye yapıyorum. Atçan Hatip ben de reddiye yapıyorum. Yani yanlış işler görürsem itikadı bozuk, amel de bozuk söylüyorum. Ben ona kusuyor muyum tarikat ehli diye? Ama şimdi bak. Halis Aydemir bak ne diyor? Dikkat. İşte adamın hanımını ister. Adam buna yani götürür hanımını teslim eder. Buradaki teslimiyet üzerinden kendisine post tevdi edilir. Karını verirsen diyormuş şeyh. O zaman diyormuş postu sana vereceğim. Benden sonra halife olacağım falan falan. Hikayenin sonunda şeyhin beraatıyla sonuçlanır. Nerede beraati ya? Şurada en ufak bir yolsuzluk oluyor. Bir şey oluyor. Fatih Nurullah bir kız meselesi oldu. Hepimiz reddiye yapıyoruz. Devlet de beraat mı ettirdi? Veya halk nezdinde beraat mı etti? 2 tane müridinden kanmış, kaptırılmış gafil, cahil adam hala onun dürüstlüğüne inanıyorsa falan. Bize ne bundan canım? Ondan sonra diyor ama kişiye verilmek istenen mesaj sufilik diyor. Sufilik. Sufilik tasavvuf. Yani bugün İsmailası, menzili ne diyorsun adına? İskender Paşa Cemaati, Topbaş Efendi Hazretleri cemaatleri bütün irili ufaklı Türkiye'deki Türkiye dışındaki bütün Arap İslam coğrafyasında İngiltere'de bile var yani. Londra dolu, Pakistan'da, Hindistan'da efendim Kadirisi, Nakşisi mesela. Bütün bu sufilik bu demek sufilik. Bir tane istisna yapmıyor. Bir tane müstesna yok. Sen Din İşleri Yüksek Kurulu üyesisin. Bugün Ali Erbaş hocamız geliyor İsmaila'da diyor ki ben diyor burada Efendim eğitim aldım. Burası hak bir tasavvuftur diyor. O da biliyor batılı hakkı. Onun için batıllara gitmiyor. Hak olana geliyor. Misal. Gidiyor Topbaş Efendi ziyaret ediyor. Gidiyor Menzilli'ye ziyaret ediyor. Misal. Ya Diyanet İşleri Başkanı efendim devlet bazında nazarında bu cemaatleri efendim gidiyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Milleti İslam'a ısındırdıkları için birçok konuda Diyanet'in yapamadıklarını da yapıyor bunlar. Yani tasavvuf elinden bahsediyorum. Sen Din İşleri Yüksek Kurulu'ndasın. Bu sufiler diyor tümünü katarak. Ya insan biraz bunun sapığı var de ya. Niye diyorsun hepsi böyle? Mesaj neymiş? Hanımını verinceye kadar senden isteneni yapacaksın. Yoksa diyormuş tasavvufa giremez. Hangi tarikat, hangi şeyh, hangi mürşid? Nakşibendilerin yüzlerce kitabı var. Kadirilerin yüzlerce kitabı var. Rufailerin yüzler, binler, on binlerce kitabı var. Halis Aydemir seni bu davanı ispata çağırıyorum. Yoksa müfterisin. Bütün Allah'ın dostları senin düşmanındır. Düşmanındır. Bir tane kitaptan bana kaynak vereceksin. Şeyh karısını isterse mürit karısını vermek zorundadır. Vermezse tarikattan nasibi yoktur diye bana bir yazılı kaynak. Bir yazılı. Ben senin kaynağını artırıyorum. Şu anda iki sapığa bağlamıyorum seni. Sen diyorsun hepsi böyledir. Ben de diyorum çok azında böyle bir sapıklık çıkmıştır. 2, 3, 5, 10 tamam. Peki bütün tasavvuf kitapları on binlerce, yüz binlerce basılı var, yazma var, mahdut var. Elinde her imkan var. Diyaneti de kullanıyorsun. Bütün imkanlarını seferber et. Bir kitapta karını vereceksin. Yoksa yok diyen bir tarikat efendim kaidesi göster, kuralı göster. Efendim şeyhinin sözünü naklet. Göster. Gösteremezsen bütün bu millet sana lanet okuyacak. Bütün tasavvuf eli sana lanet okuyacak. Çünkü sen laneti hak ediyorsun. Diyorsun ki ondan sonra ya kardeşim adama derler ki babanın adı bile Sofi İbrahim'miş. Kendi babasının adı mübarek bir insanmış. Sofi İbrahim'miş. Sen sufilik diyorsun. Bari adam babasını istisna eder. Benim babam böyle değildi der be. Yani dolayısıyla bu kadar toptancı bir yaklaşımla Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki bir adam nasıl bu kadar milyonlarca insanın karısını şeyine teslim eder diye bu iftirayı yapabiliyor. Allah bu adamları hayırla ıslah eylesin. İslahları mukadder olmayanların şerlerinden bu ümmeti korusun, muhafaza eylesin. Bir an evvel mensuplerinden, makamlarından azleylesin. Bu milleti de halas eylesin. Amin.